Dünyanın çevresini hesaplayan insan Eratosthenes. Gözlerinizi kapatın. 5 saniye kadar bekleyin. Gözlerinizi açtığınızda M.Ö. 200'lü yıllara gittiğinizi hayal edin. Matematikle uğraşan birisiniz ve birisi sizden dünyanın çevresini hesaplamanızı istedi. Dünyanın çevresini hesaplamaya çalışan ve ilk defa asal sayılarla ilgili uğraşlar içerisine giren Eratosthenes, matematik tarihindeki önemli kişilerden biridir. Dünyanın çevresini ölçmek için Aristoteles'in de fikirlerinden yararlanarak iki varsayım ortaya atmıştır. Birincisi az sonra açıklanacak olan bir parça temel geometriydi, ikincisi Güney Mısır'da Nil kıyısında kurulmuş, bugün Assuan adıyla bilinen, o zamanki adıyla Siena kentine ilişkin bir coğrafi olguyu içeriyordu. Üçüncüsü de gnomon adı verilen son derece basit bir aygıttı. Gnomon düz bir yere dikilmiş, dikey bir çubuktan ibaret olup çok uzun zamandan beri kullanılmaktaydı. Güneşin gökte ilerlerken düşürdüğü gölgenin izlenmesini sağlıyordu. Gnomon günde bir kez güneşin gökte en yüksek ve kendi gölgesinin de en kısa olduğu anda, yani öğle vakti, tam ve kesin saati verirdi. Buna ek olarak pusula görevi de görürdü. Çünkü öğle vakti gölgeyi tam kuzeyi gösterirdi. Gnomon ayrıca her iki yılın kilit gününü, yani yaz ve kış gün dönümlerini belirlemek suretiyle bir tür ilkel takvim olarak da işe yarardı. Son olarak Gnomon'un güneşin yüksekliğini, yani belli bir anda ufuktan açısal uzaklığını belirlemekte de kullanılırdı. Tek yapılacak şey gölgenin ve çubuğun uzunluklarını ölçmek idi. Bu ölçümlerle oranlı bir dik üçgen kurarak gölgenin karşısına rastlayan açı ölçülebilir. Bu açıda güneşin doğrultusunun başucu doğrultusundan, yani dikey doğrultudan ne kadar saptığını gösterirdi. Gnomon'un kullanımı Eratosthenes ve çağdaşları tarafından pek iyi bilinmekteydi. Fakat Eratosthenes'e yer kürenin boyutlarını belirleme işinde asıl ilhamını veren Assuan'ın coğrafi özellikleri oldu. Bu kent İskenderiye'nin hemen hemen tam güneyine rastlar. Ayrıca her yılın belli bir anında, yaz gün dönümünde öğle vakti, güneşin tam baş ucundan geçtiğini görmek gibi bir ayrıcalığa da sahiptir. Her yıl bu özel anda Assuan'da Gnomon hiç gölge vermez. Eratosthenes bu olguları bir takım basit ama akıllıca geometrilik, akıllılık yürütmelerle bir araya getirmek suretiyle başyapıtını gerçekleştirdi. Yaz gün dönümünde öğle vakti Gnomon'unu kullanarak İskenderiye'de güneşin doğrultusuyla başucu doğrultusu arasındaki açıyı saptadı. Aynı anda Assuan'da güneş tam başucunda olduğundan İskenderiye ile Assuan'ın dikey doğrultuları arasındaki açıyı da böylece saptamış oldu. Bu açının bir çemberin uzunluğunun 1/50'si kadar olduğunu buldu. Bu, dünyanın tam çevresinin İskenderiye ile Assuan arasındaki uzaklığın 50 katı olduğu anlamına geliyordu. Bu iki kent arasındaki uzaklık bugünkü ölçülerle kabaca 800 kilometre olduğuna göre dünyanın çevresinin de 40 bin kilometre olması gerekirdi. Yani 800'de 50'yi çarpmış arkadaşlar, burada 40 bini bulmuş bu şekilde. Yine 21 Haziran tarihinde Eratosthenes tam güneş tepe noktasındayken İskenderiye'de yere bir çubuk dikti ve güneş ışınlarının çubuğa tam dik ulaşmadığını ve yerde 7 derecelik bir gölge oluşturduğunu fark etti. Buradan yola çıkarak dünyayı bir daire olarak düşünen Eratosthenes, İskenderiye ve Siena arasındaki mesafenin dünyanın merkez noktasında da 7 derecelik bir açı oluşturması gerektiğini düşündü. Dairenin toplam açısı 360 derece olduğuna göre 7 derecelik bir açı 50'de birlik bir parça anlamına geliyordu. Daha önceden İskenderiye ile Siena arasındaki uzaklığı ölçen Eratosthenes
bu mesafeyi yaklaşık 5000 stat olarak bulmuştu. Bir stat o zamanlar yarışların yapıldığı standart ölçüydü ve yaklaşık 185 metre kadardı. Eratosthenes 5000 statlık mesafeyi 50 ile çarparak dünyanın çevresinin 250 bin stat olduğunu hesapladı, yani 46.250 kilometre. Peki İskenderiye ve Siena arasındaki uzaklığı nasıl ölçmüştü? Çok basit. Bir adam tuttu ve bu mesafenin kaç adım olduğunu saydırdı. Bugün dünyanın çevresinin tam doğru ölçüsünün 40.100 kilometre olduğunu biliyoruz. Fakat buna rağmen Eratosthenes, çağının şartlarına rağmen bu kadar basit bir matematik ve geometri hesabı yaparak %15'lik bir sapmayla bile olsa bu denli yakın bir ölçüm yapabilmiş ve tartışma götürmeyecek bir şekilde gerçek bir üstün zeka örneği olduğunu kanıtlayarak tarihteki yerini almayı başarmıştır. Evet, yani arkadaşlar bu antik zekanın da ne kadar zeki olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Şu an bile biz birçoğumuz, ben de dahil olmak üzere, çıkıp dünyanın çevresini hesaplayın deseler ve bunu bilmiyor olsak herhalde hiçbirimiz hesaplayamazdık bu şekilde. Gerçi Eratosthenes'in bir yerde, birkaç yerde okuduğum kadarıyla matematiksel bilgisinin de çok fazla olduğu söyleniyor. Ama yine de yani bunu hesaplamak ki o zamanın koşullarıyla gerçekten zor bir iş. Kendisi gerçekten zeki olduğunu da bu şekilde ispatlamış diye düşünüyorum.